Önümüzdeki dönem yerel seçimleri var. Arkadaşlarımız bahsetti. Biz yerel seçimlerde başta Kürt coğrafyası olmak üzere Türkiye'de halkımızın, halklarımızın yaşadığı her yerde iradelerinin yönetimlere yansımalarını sağlayacağız. Zaten Kürt illerinde biliyorsunuz sandıklar kurulacak en demokratik yöntemlerle. Halkımızın tercih ettiği adaylar bizim adaylarımız olacak. Batı'da Antalya dahil olmak üzere burada kent uzlaşısını esas alacağız. Kent uzlaşısı ne demektir? Demokrat olan, Kürt düşmanı olmayan, Alevi kadın düşmanı olmayan, demokratik bir hukuka, hakka riayet eden, saygı gösteren adaylar demek ki adaylarımız olacak. Şimdi size soruyorum. Ya Allah aşkına bir partinin eş genel başkanı geliyor. Antalya'da 50 tane kongre yapacağımız salon var. Gelip bir düğün salonunda havasız bir yerde kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın. Oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin. Antalya'da sizin huzurunuzdan sesleniyorum. Biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız. Biz sizin yararınıza olan her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya selam vermeye, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. Bunu CHP'li arkadaşlar da burada, genel merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insan yerine koymayan, bize AKP gibi, MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy, ne işbirliği, ne de güç birliği olmadığını buradan ilan ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bu AKP bizimle yenişemiyor ya, cezaevinde diz çöktüremedi, faili meçhullerle bitiremedi. İşte Antalya'da coşkulu böyle rengarenk gençlerimizle, annelerimizle kongremizi yapıyoruz. Sandıkta da yenişemiyor. Korucu başlarıyla, devlette devlet olanaklarıyla, Siirt'te, Siirt'in ilçelerinde, Batman'da, Ahmet'te bizimle yarışamıyor. Şimdi ne yapıyor? Bunların yanında bir de kaçak seçmen taşıyor. Ne yapıyor? Siirt'te, benim milletvekili olarak seçildiğim kentte 8000'e yakın seçmen kaydırmış. Seçmen derken Siirt'i kaydırmıyor. Giresun'dan, Karadeniz'den, Trakya'dan, Siirt'i olmayan Siirt'i görmemiş. Haritada gösteren yerini bilmemiş. Siirt'te kimlerin yaşadığını da bilmeyen insanları seçmen olarak kaydırıyor. Ne yapıyor? Bu illegal kaçak seçmenlerle Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız tek tek, başta Siirt olmak üzere Kürt illerindeki bu kaçak seçmenlerin tamamını tespit etti. Bunların tamamı için başvurularımızı yapacağız. Eğer Yüksek Seçim Kurulu gerçekten bu ülkenin seçim kuruluysa bu kaçak seçmenler konusunda da çok demokratik, çok sayıcı bir karar verir. Aksi halde biz bunları teşhir etmeye, aklında suç duyurusuna bulunmaya devam edeceğiz. İrademiz asla bu sefer peşkeş çekilemeyecek. İrademiz yok sayılamayacak. Hem Kürdistan'da irademizi yok sayanlara, hem buralarda oyumuzu alıp bize selam vermeyen, sırtını dönenlere seçimlerde gereken cevabı siz değerli halklarımızın vereceğini belirtmek istiyorum.